Gazi Meclis suçun barınağı, suçluların sığınağı, kanun kaçaklarının meskeni ve mekanı olamaz. Kılıçdaroğlu bir ara yollara düşüp adalet diyor arıyordu. Akılsız başının ceremesini ayakları çekiyordu. İşte fırsat, işte ortam. Saklayacağı, gizleyeceği, utanacağı ilişkiler ağa bulunmuyorsa çıksın mahkeme karşısına, versin üzerine atılı suçlamaların hesabını. Dolandırıcı Tosuncuk nasıl bedel ödeyecekse Kılıçdaroğlu da ödesin. Kılıçdaroğlu kendine güveniyorsa dokunulmazlığın kaldırılmasına bizzat kendisi önayak olmalı, karar sürecini bizatihi kendisi başlatmalıdır. Söz veriyorum, ilk kez CHP'ye destek vereceğiz. Onlara tamam diyeceğiz. 27. yasama döneminde Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu karma komisyona ulaşan yasama dokunulmazlığı tezkerelerinin sayısı şu anda 1429, dosya sayısı da 1354'tür. HDP'li milletvekillerine ait tezkere sayısı 1000'i geçmiştir. Yani hukukun peşine düştüğü milletvekili sayısı çizmeyi çoktan aşmıştır. Türk siyaseti ahlaki ve hukuki bir arınma dönemi yaşamalı, safralarından kurtulmalıdır. Bu ihtiyaç herkes ve hepimiz için geçerlidir. Biz şerefli Cumhuriyet savcılarına güveniyoruz. Biz cüzdanı ile vicdanı arasına sıkışmayan hakimlerimize inanıyoruz. Bağımsız ve tarafsız yargı günü ve saati geldiğinde her insana lazımdır. Kanundan kaçış yoktur. Hukuka deli gömleği giydirmek kimsenin harcı değildir. Teröre yardım ve yataklık yaptıkları belgeli ve tespitli bulunan, ellerine şehitlerimizin kanı bulaşan, PKK'nın tasması boğazlarına geçen HDP'li vekillerin uzun süredir gündemde olan fezlekelerinin görüşülmesi niye gecikmektedir? Bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nı göreve davet ediyorum. Karma komisyonu üstlendiği tarihi sorumluluğu ifa etmeye çağırıyorum. Fakat şu hususu da önemli hatırlatmak istiyorum ki, dokunulmazlıkları kaldırılan milletvekilliği düşürülen vekillerin ön kapıdan gönderilmelerinden bir müddet sonra hak ihlali kılıfıyla arka kapıdan tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kabul edilmeleri millet iradesini yok sayan bir tasarruftur. Anayasa Mahkemesi HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu bireysel başvurusunda hak ihlaline hükmederek tahliyesini istemiştir. PKK, KCK propagandası yaptığından dolayı 96 gündür Sincan cezaevinde bulunan söz konusu karanlık şahsın seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine Anayasa Mahkemesi karar vermiştir. Yani CHP'li Berberoğlu gibi Gergerlioğlu'nu da milletvekilliğine dönüş yolu açılmıştır. Terör propagandası nasıl oluyor da hak ihlali olarak değerlendiriliyor? Bununla birlikte günü geldiğinde dağdaki eşkıya için de hak ihlali kararı verilecek midir? Anayasa Mahkemesi bu tip davalara terör örgütlerinin hücre evinden ya da mağara deliklerinden mi bakıyor? Karma komisyonda dokunulmazlıkların kaldırılması ile ilgili görüşme mümkün olursa Milliyetçi Hareket Partisi'nin komisyon üyesi olan değerli milletvekilleri oylamada evet diyecektir. Mütakiben aynı mihvalde genel kurulda dokunulmazlıkların kaldırılması ile ilgili tezkereye Milliyetçi Hareket Partisi tam kadro olur verecektir. Nifakla perçinleşmiş gezmelerinden vakit buldukça aklının dibini döken İP Başkanı bizim ve AK Parti'nin HDP'yi şeytanlaştırdığını ifade etmiş. Bu bayan Halkın Demokrasi Partisi'nin zaten şeytan olduğunu bilmiyor mu?
CHP'nin küçük beslemesi haline dönüşen bu parti, yönetiminin HDP'ye sevimli görünme çabası siyasi münafıklıktır, siyasi matrabazlıktır. İP Başkanı'nın öylesine bozuk ve buhranlı bir dili söz konusudur ki, ya ne dediğini kulağa duymuyor ya da duyduğunu aklı almıyor.